Borcum ne kadar? 2750. Bir ikram yapmayacak mısınız? Her yerde indirim başladı zaten. İyi günler. Bayan. Bayan. Para kolay mı kazanılıyor zannediyorsun? Çok teşekkür ederim. Para kolay mı kazanılıyor? Üç aylığımı yatırdın mı Selim? Hiç vaktim olmadı, artık yarın. Bugün yatırsaydın iyi olurdu. Yarın yatırım babacığım, ne fark eder? Faiz işlemeye başlardı. Ya bir gün geç olur aslında, ne olur ki? Bir gün bir gündür. Nöket'in gömleğini getirdin mi? Hı hı, orada. Tam istediği gibi. İndirim yapıyorsun değil mi? %10. %10 ne ediyor? 250.000. İyi. Babacığım ben hazırım. Merhaba Selim abi. Merhaba. Aile ablalar nasıl? İyidir. Havalarla birlikte işler de açılmıştır herhalde değil mi? Açıldı sayılır. Yakında dükkana bir uğramak istiyorum. Ben de sadece erkek eşyası var. Biliyorum ama bu yıl kadınlara erkek gömlekleri pek moda. Bakın bu da kardeşim. Neymiş bakalım bulduğunuz? Para. Para. Ay ne ayıp. 3 kuruş için kavga mı edili? Ama yabancı para. Bakayım. Aa, sahiden $100 bu. Aa, hakikaten $100. Çok para. Ne olacak şimdi? Doğru söyleyeyim bakayım, hanginiz buldu? Ben. Olmaz, olmaz. İade etmek lazım. Ya, ama sahibi belli değil. Hay Allah. Ne yapsak? Yani... Hangi çocuğun bulduğu da belli değil. Üçü birden bulmuş sayılır. Üçü paylaşsın o zaman. Olur mu canım? Sahibi başkası. Belki gelip arayacak değil mi? Yani yeri mi koyacağız buraya? Bankaya gidip bozduralım. Tamam. Bir dakika, bir dakika. Simitçi! Bir bak buraya. Buyur abi. $100 kaybettin mi? Bir bakayım abi. Aman hacım, ne arar onda $100? Böyle sorarsanız benim der tabii. Utanmıyorsun değil mi, terbiyesiz? Yok abi, benim değil. Ha, değil tabii, utanmaz. Ay hadi, banka kapanacak. Kızım bir liste. Hadi gel. Koş. Bülent gel. Gel gel. Siz gelmiyor musunuz beyefendi? Ne kadar dürüstsünüz Selim abi. Bugün mal gelecek. Pamukları toplayayım mı? Gelince toplarsın. Yeni etiketleri hazırlayayım mı? Vitrini silmek lazım bugün. Siz daha oldu bulunur mu? Hayır. Peki çorap bulunur mu? Hayır, yan dükkana bakacaksınız. Maşkolta mı yok? Kışım var, şimdi yok. Allah Allah. Bizde gömlek var, kravat var, süveter var, şapka var. Peki indirim var mı? Yok. Ne biçim dükkan burası ya? Sizin bir şey almaya niyetiniz yok. Sen ne biçim konuşuyorsun? Sende beyaz gömlek var mı, beyaz gömlek? Var. Kaç para? Uzun kollu mu, kısa kollu mu? Kısa kollu fiyatına uzun kollu. Kısa kollu daha ucuz değil ki. Yok ya. Sen beni iyice andavallı belledin galiba. Uzun kollu vereyim, daha ucuz. Tüccar değil misiniz? Hepiniz hırsızsınız. Çık dışarı. Bir dakika, bir dakika. Sen beni çık dışarı. Beni kovamazsın. Ben devlete vergi veriyorum. Sen veriyor musun? Vermiyorsun. Senin kaçırdığın vergileri bizden alıyorlar çünkü. Millete kazıklıyorsunuz, devlete kazıklıyorsunuz. Adamın üstüne saldırıyorsunuz. Para sanki kolaydı. Thank you.
de utanıyorum. Hesaba getir. Getireyim abi. Kazandıkları hazır mı? Hazır, getiriyorum. Her ayda maaşın yarısını isterim dedim. Boşanmıyorum dedim. Düşünebiliyor musunuz? Avukat bey, bunca seneden sonra beklediğim an gelmiş. Beyefendi vazgeçtim diyor. Ya peki, o ne öneriyor? Ne verin lan? Sordunuz mu böyle? Çocuklara bakabilirim diyor. Ev onun üzerine herhalde. Onun babasından kalma, ne yapabilirim? Boşanmak için mi? Hayır, para için. Afiyet olsun. Ya da o evin değeri kadar diko para istedim. Bakın istekleriniz az uz değil. Ben burada ineyim. Şeyde inmeyecek miydiniz? Vazgeçtim. Hemen ineyim. Çantanız! Çantanız! Hayrola Selim abi? Karanlıkta ne yapıyorsunuz öyle? Hiç. Halledim, ceketi çıkardım. İyi yapsanıza şunu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Araba bulamadım. Sofra hazır. Hem çocuklar her gece televizyon seyretmez. Bütün çocuklar seyrediyor ya. Gece yarılarına kadar hiçbir çocuk... Bu bizim bana köpek alacak mısın? Tabii kızım. Ama büyüyünce. Canın mı sıkkın senin? Yok. Bugün çok para kazandın mı babacığım? Yok. Hiç. Saat kaç? Uyur. Daha sabah olmadı. Ne yapıyordun orada? Eski bir kasa defterine bakıyordum. Senin yoksa maliyecilerle mi başını attı? Hayır hocam, ne alakası var? Sadece bir şeye bakacaktım. Eski defterler orada değil. Ben sana sabah bulurum. Ya boş ver.
Lüzumu da yok aslında. Hadi uyu sen. Sen de uyu ama. Tamam. Hiç. Hatırını sormak için aradım. Olur mu hiç aileciğim? Ne yapıyorsunuz bakalım? Öyle mi? Gülsevleri mi? Hemen mi çıkıyorsunuz? Tamam. Öğleden sonra oradasınız yani. Tamam canım. İyi eğlenceler. Hadi ben de, tamam. Bir şeketimi versene. Benim biraz işim var. Bir saate kadar dönerim. Bugün mal gelmeyecek miydi abi? Yok, yarın. Abicim daha taksimetreyi ayarlatamadım. Tarife zam mı sonra söylemedi deme. Önemli değil. 6 aydır zam bekliyoruz abicim. Daha yeni oldu. Benzine 6 ayda gelen zam %40. Bize gelen zam %20 bile değil. Göz göre göre soyuluyoruz be abicim. Bunu yapan da devlet. Vatandaş ne yapsın abicim? Vatandaş ne yapıyor? Devletinden gördüğünü yapıyor. Hırsızlık yapıyor. Bugün gazetede gördün mü abi? Dün yine bir banka veznedarı 500 bin dolarla tüymüş. Helal olsun be abi. Adam uyanık. Türk lirası da götürmüyor. Dolar. Ne yapsın gariban? Her gün elinden geçen parayla cebindeki paranın farkını azaltayım demiş. Dün mü olmuş? Dün. Gazete öyle diyor. Şu an herifin keyfini düşünebiliyor musun be abi? 500 bin dolar. Vay babam vay. Çok para tabii. Selim Bey, bir çıktınız bugün tam 6 tane gömlek sattım. Üstelik 4'ü de kışlıklardan. Kışlıkları yeni fiyata sattım. Deftere de işledim. Bir şey mi arıyorsunuz? Hı? Yok. Her şeyin fiyatı neyse ondan vereceksin. Para bankamın erkek şubesine 11 yılda vezelerlik yapan ara 37 bin veze kasın yaklaşık 450 bin abd dolarlık kayıp para karıştı. Bank etkileri ve mesela arkadaşlar 11 yıldır bankadan çalışan ARN'in çok yönlendirelim olan olduğunu, polis etkileri soruşturmanın sürdüğünden yok. Henüz ARN'in izin rastlanmadan belirtti. Bankacı milyarlarla kaçtı. Fotoğraf yok. Efendim? Milli piyango listesini arıyorsanız bende var. Tam 19 milyon ediyor. Abi bozuğun var mı? Hiç yok. Sende? Ne gezer? Kredi kartı kabul ediyor musunuz? Hayır. Ay niye? Etmiyoruz. Ya der ediyor. Provizyon farkını istiyorlar ama. Yok canım, ilk defa duyuyorum vallahi. Olur mu öyle şey? Kredi kartı kabul etmiyoruz. Soruyorum beyefendi, niye sinirleniyorsunuz? Allah Allah.
Selim Bey, haftalığım arttırırız demiştiniz. Beğenirsem demiştiniz. 6 ay oldu. Henüz beğenmiş değilim. Daha ne yapmam lazım? Yapman değil, olman lazım. Ne olmam lazım? Sadece para düşünüyorsun. Para için çalışıyorum ama. Meslek öğrenmek için çalışıyorsun. Aldığımın yarısı zaten yola gidiyor. Sadece para düşünüyorsunuz. 2 gömlek sattım diye hemen zam iste. 6 gömlek. Sus. Sadece para, sadece para. Abiler Allah rızası için bir ekmek parası. Abiler Allah rızası için bir ekmek parası. Ben sen de gel istiyorum. Gelemem ki. Şimdilik siz gidin. Asos hep beraber gideriz. Birkaç günde olsa üçünüze de iyi gelir. Ne kadar fedakarsın. Ben yarın tren biletlerinizi alırım. Garda buluşuruz. Çarşamba akşamı buradayız. Yeter mi? Çok bile. Sağ ol canım. Selim'ciğim, paramız var değil mi? Var. Seninki duyarsa birkaç gün yalnız olduğunu artık kucağına çıkar. Benimki kim? Aşağıdaki Nihal. Aman aman duymasın gittiğini. Ev için kredi meselesini İhsan'a bir danış bakalım. Aa, dolabın son taksidini ödemeyi de unutma. Cüzdanınız, cüzdanınız.
26.200. ABD doları. Yemeğe çıkabilir miyim? Saat 1:20 geçiyor. Saatim var. Buyurun. İnce gömlek bakacaktım. Tabii. Düz mü olsun, desenli mi? Desenler hangisi? Desenler bunlar. Bedeniniz kaç? Bilmem. 3 olur size. Kaç para bunlar? 3 milyon. Sağ ol. İyi günler. Almaktaki niyeti. Bizim caddedeki polis bu. Trafik polisi mi? Evet. Ben çık. Yine sarımsaklı bir şeyler yiyip dükkanı leş gibi kokutma. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin. Sen çık. Kilidi burada. Ali abiler yoklar galiba. Denize gittiler. Birkaç gün sonra dönerler. Demek yalnızsınız. Ya bilsem yemek falan getirirdim. Yok yok. Ayla bir sürü bir şey bırakmış. Boşuna zahmet etme. Ay size de son zamanlarda bir hoşluk var Selim abi. Nasıl hoşluk? hoşluk işte. bana ne gömlek vereceksiniz bakalım? Söyledim, ben de sana göre bir şey yok. Erkek gömleği istiyorum zaten. Şunu deneyebilir miyim? Yok, deneyecek yer yok burada. En sevdiğim mavi. Beğendiniz mi? Sen bilirsin. Hadi giyin artık, bir müşteri falan gelir şimdi. Basılırız diye mi korkuyorsunuz? Ay Selim abi. Çantamı alayım. Yakışıklı bir dükkan sahibi. Lafın kendisi bile hiç gıcıklayıcı. Gözünü seveyim Nihal. Tamam kızmayın, gidiyorum. Ama bu gömleği istiyorum. Şimdi sokaklarda yanımda taşımayayım. Siz akşam gelirken bir zahmet getiriverin. Parasını da evde veririm. Ben getiremem, kendin götür. Ama Selim abi, o kadar da nazımı çekiverin artık. Parayı sevmiyorum de. Seviyorum ama. Ama ne? Parasız kalmaktan korkuyorsun. Ne kadar paran olsun isterdin? Yetecek kadar. Neye? İsteklerime, ihtiyaçlarıma. Onun da sonu yok be abi. Hiç para çaldın mı? Hayır. Yani çocukken falan ha? Ha, bir keresinde otelde havlu atmıştım valize. Ya sen? Çalmadım. Geçmiş gün ayakkabıcıya gittim, ayakkabı alıyorum. Kafeye gittim, parayı ödedim. Paranın tam 3 mislini bana geri ödediler. Para üstü diye. Ne yaptın peki? Aldım ve çıktım. Çaldın yani. Lisedeydim. Bir gece dayımlar bizde misafir. Dayımda şahane bir çakmağı var. Gözüm hep çakmakta. Bir ara çakmağı koltuğun üzerine düşürdü. Çakmak oradan da koltuğun minderinin altına kaydı. Bütün gece hiç ses çıkarmadan bekledim. Ertesi sabah ilk işim evdekiler hiçbir şey belli etmeden çakmağı cebime atmak oldu. İşte bu da hırsızlık. Peki para için yapabileceklerinin bir sınırı var mı? İhsan abi ben kaçayım. Dur. Var tabii. Başkalarına zarar vermemek. O biraz zor. Ketenler ne zaman geliyor? Yarın öbür gün yollarım. Merak etme. Çok iyiyim abi. Hadi eyvallah. Güle güle kullan. Hayırlı işler.
Kovuldun mu? Niye? Çünkü öyle. Kusura bakma, bir şey oldu mu? Gömleğimi yırttınız. Suç bende değil ki, bakmadan yola atladınız. Daha beteri de olabilir. Üstelik bakın, benim arabam da çizilmiş. Gömleğim yırtıldı. Kardeşim, benim arabamın çizik tamir parası senin gömleğinden 3 tane. Ben sana laf etmiyorum, sen gömleğim diyorsun ya. Ben de size bir uğrayayım dedim. Bu da dolma sizin için. Sağ ol. Az önce yemiştim ben de. Ayla abla ne zaman geliyorlar? Yarın sabah. Demek yalnızsınız. Tam yatıyordum ben de. Yorgunum. Tamam tamam. Zorla girecek halim yok ya. Şu gömleği alabilir miyim? Doğru ya, gömlek. Kusura bakma, yatıyordum. Borcum ne kadar? Boş ver, daha sağ ol. Sizi ilk defa böyle fantezi bir gömlekle görüyorum. Ay çok yakışmış. İyi geceler. Ama borcumu hemen ödemek isterim ha. Tamam, tamam. Hadi iyi akşamlar. Bana 4 tane beyaz gömlek 1 numara, 3 tane beyaz gömlek 3 numara, 2 de kısa kollu 1 numara. Bizim garsonlara. Hepsini alıyor musunuz? Mavi var mı mavi? Bir tane de mavi large, en büyük olsun. Ay 2 tane olsun. Aspiyi unuttuk lan. Kaç para diyor? 38 milyon 400 bin. 160 dolar ede. Dolar alıyor mu? Hayır. Dolar hemşerim, dolar. Neyse tamam. Ha şöyle. 30 dolar bozuk yok, 130 dolar artı 22 sterling etti, 10 sterling, 12 sterling eksik kaldı. Döviz bürosu gibisin. Al sana 100 frank. Hı? 2 sterling eksik kaldı, Türk parası vereceğim, alıyor musun? Tamam neyse, olur. Aa yok yok, liret ver. Al sana liret, İtalyan lireti. Al şunları. Dikkat et, piyasada çok sahte dolar var ha. Hadi eyvallah. Buyurun. Buyur kardeşim. Kasayı boşalt. Boşalt dedim sana, hadi. Boşalt kasayı dedim.
Bu saatte pek bir şey yok ki. Boşalt lan, boşalt. Boşalt, çabuk ol lan, çabuk ol. Ver, 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 ver. Ver, ver, hepsini ver, hepsini. Boşalt, 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 çabuk, 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 çabuk. Tıyırır, boşalt. Bok herif. Hayrola Selim? Soyuldum. Silahlı mıydı? Ne kadar aldı? 70-80 milyon falan. Yapma ya. E ne duruyorsun? Hemen polise haber verelim. Yürü. Polisi boş ver ya. Olur mu Selim? O kadar para. Boş ver. Deli misin ya? Sigortadan zararını almak için bile gerekiyor polis tutanağı. Boş ver ya. Allah Allah. Bunda korkacak bir şey yok ki. Hem bakarsın yakalarlar. Dadandırmamak lazım bu hırsızları. Olmaz. Niye? Başka bir nedeni var. Neymiş nedeni? Söyleyemem. Çünkü şey yani... Dükkanı soyan... Dün işten kovduğum çıraktı. Yapma ya. Vay pis kurusu vay. Daha iyi ya. Kim olduğunu biliyorsun. Hemen arayalım işte. Olmaz, boş ver. Alacağı filan mı vardı? Yok. Niye yakalatmıyorsun? Boş ver garibanı ya. Vallahi ahretliksin Selim. Herif işten atıldıktan bir gün sonra gelip dükkanını soyuyor, sen affediyorsun. Yalnız bana bak. Bu piç kurusu bunu alışkanlık haline getirirse yandık. Ben senin yerinde olsam yine de yakalatırdım. Ya da istersen gidip kendimiz bulalım. Hiç olmazsa parayı alalım. Çocuğun yeri yurdu belli nasılsa. Sağ ol Cilacığım, ben hallederim. Evinin adresini biliyor musun? Nasıl bulacaksın? İsim soyadından polis bulabilir. Elbette bulur da polisi falan karıştırma şimdi. Boş ver polisi. Ne vicdanlı adamsın ya. Yalnız bana kalırsa biraz enayilik de ediyorsun. Sen bilirsin. Allah rızası için bir sadaka. Allah rızası için bir sadaka. Çoluğun çocuğun bağışı için. Allah rızası için bir sadaka verin. Allah rızası için. Allah razı olsun. Tuttuğun tamam. Altın olsun. Allah rızası için bir sadaka verin. Allah... Zaten siz. 148 numaralı kasa artık sizin, hayırlı olsun. Şu an inecek misiniz? O zaman bir saniye, arkadaşım size yardımcı olsun. Hüseyin Bey. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
adamların elini bile sürmemişsin. Selim abi o kadar söyledim ama istemedi diyor. Dolmayı da zorla vermiş. Seni eve de çağırmıştır. Yok, dükkana geldim. Aa, bak şunu. Gömlek aldım. Kardeşine mi? Yok, kendine. Erkek gömleği. Hı-hı. Niyeti başka. Basit kadın. Bu kadar değil de boşandıktan sonra böyle oldu. Boş ver. Parasını ödedi mi? Belmağlar kıyıya çok güzel bir ev yapmışlar. Bayıldım. Millette para var vallahi. Bizim arzaya da gidip baktım. İçindeki zeytinlerden biri kurumuş. Belma salın orayı, size de kıyıda bir yer alalım, bir ev yapın diyor. Selim istemez ki dedim. Ne dersin? Ama önce burayı bir alalım da. Sen de herkes bol para var zannediyor. Aha, bakıyorum çırağı atmışsın. Yalan mı? Attın değil mi? Hoş geldin. Ne yaptın bu seferki? İyiye de benziyordu. Hepsi aynı, yeni nesil. Hemen birini alman lazım oğlum. Zor böyle, iki adım ata bassın. Yok, kimseyi almayacağım. Böyle daha rahat. Aman be Selim. Sen de ne bela patronsun ha. Otursana. Yok, oturmayacağım şimdi. Selim, dün iki müthiş tablo buldum. İmzaları yine sökemedim ama Rus bir ressamın eminim. Atikacı daha değinin farkında değil. Bir alabilirsem ya, acayip para vururum oğlum. Geçen sefer de öyle diyordun. Onlar başka, onlar mobilyaydı. Bunlardan eminim oğlum. Kaç para istiyor? İkisine 180 diyor. Ama ben düşürürüm de. Yani bunlar bile bedava. Bak, varsa paran ver. Ben bir hafta sonra sana %10 faiz iade ederim. Yok. İstersen gel beraber alalım ortak. Bütün paranı böyle çarçur ettin. Yine böyle kazanacağını anlamıyorsun. Bırak bu işi rahmet. Yani ne kadar verebilirsin? Ya hiç mi veremezsin? Yok ki. Bak nasıl pişman olacaksın. Ben hele şu paraları bir toparlayayım. Hadi evdekilere selam. Güle güle. Hayrola Selim? Yemeğe. Yemeğe mi? Daha erken ya. Bana bak. Bugünlerde kapatıp kapatıp gidiyorsun. Ne iş? Mal almaya falan gidiyorumdur. Hadi eyvallah. Aa sahi bir gelişme var mı? Ne gelişmesi? Ya şu senin soyguncu çırak. Bir şey yaptın mı? Boş ver ya. Hayret bir şey ya. Aman aman aman. Dikkat et be kardeşim. Affedersin abi. Üstün başın mahvoldu. Bir tabağı tutamıyorsun ya. Bırak şu pisliğe bak. Getir hesabı. Ne hesabı abi? Ya kardeşim getirsene hesabı. Hesabın falan yok abi senin. Ya getir şu hesabı. Peki abi. Kusura bakma abi. Alo? Alo? İyi günler. Buyurun. Bozdurmak istiyorum. Kusura bakmayın, öyle çok sahte dolar var ki. Yok canım, ne demek? Tabii.
Lafım oldu. 26.350.000 lira. İstiyorsunuz? Bilmem. İyisinden olsun. Bunlar en iyisi. Öbürlerinden pahalı. Çıkmaz bunlar. Öpüşünce bile çıkmaz. Kırmızı var mı? Çeşit çeşit kırmızı var. Şunlar frapan bir ruj mu istiyorsunuz? Kırmızı. Kırmızıyı seviyorsunuz. Cert kırmızı. Şöyle bir şey. Denememi ister misiniz? Yok. Hayır. Tamam. Sevginiz değil mi? Karıma. Rujun nasıl? Kolay çıkmıyormuş. Şu ev konusunda diyorum ki tamam haklısınız. Artık kirada oturmayalım. Ama yine de bu evi almak doğru gelmiyor bana. Niye bu evi alalım ki baba? Kaç yıllık evimiz hem çok güzel. Gerçi doğru hem çok pahalandı ama. Canım burası olmaz başka olur. Önemli olan kiradan kurtulun. Yine niye kendi evimiz olsun ki diyeceksin. Hayır yani bir ev alalım diyorum artık tamam da yani. Niye bu evi alıyoruz? Niye daha iyi bir ev almıyoruz? Daha iyi bir eve layık değil miyiz? Ya bugüne kadar almayız, alamayız diyordu. Şimdi bu evi beğenmiyorsun. Bana göre hava hoş, keşke alabilsek. Selimciğim, sende bir tuhaflık mı var? Hayırdır inşallah. Kredi işini mi araştırdın? Yok, sadece öyle düşündüm. Yani düşündüm ve karar verdim. Selimciğim, şaka mı ediyorsun Allah aşkına? Bugüne kadar o kadar paranın altına giremem diyen sen değil miydin? Para işi ne olacak? Kredi işini halletti galiba. Halledeceğiz babacığım. Halledeceğiz. Zamanı gelince onu da halledeceğiz. Bana en son hediyeyi Esma'nın doğumunda almıştın. 6 yıl önce. Çok olmuş. Sen hala elinde bulaşık yıkıyorsun. Önce bunu ver. Bulaşık makinesi. Tabii. Hemen. Selim. Hayatım kendimizi zorlamayalım. Para kolay kazanılmıyor dersin ya. Savurganlık etmeyelim. Para hepimizin parası. Tabii. Öyle. Merhaba Selim abi. Ketenler. İhsan abi selam söyledi. Fazla para yemesin diyor. Şaka yaptık yani. Hayırlı işler abi. $200 bozduracağım. Tatlı arzu eder miydiniz? Su muhallebisi var mıydı acaba? Maalesef. Fakat ben size listeyi vereyim. Yok teşekkürler. Ben hesabı rica edeyim. Selim! Oğlum! Ne sırtlısı sen bu saatte burada? Oğlum yemeği biraz fazla kaçırmışım da hazmetmek için şöyle bir yürüyeyim dedim. Şu deri kanepeyi görünce de durdum. Aile uzun zamandır bir kanepe istiyordu. Deri kanepe mi? Oğlum deri kanepe servettir ya. Sen nereden bulacaksın o kadar parayı? Deri eskiyen bir şey olmadığı için aslında bir tür yatırım. Alacağın koltuğunu yatırım olarak değerlendirmen kötü tüccar olduğunu gösteriyor. İyi tüccar bu saatte burada işin ha. Haklısın valla. Ama sıkıldım biliyor musun? Vallahi sıkıldım. Artık dükkanda bile durmak istemeyeceğim. Söylüyorum hep sana. Bir adam bul kendine şöyle güvenilir, tecrübeli. Adam gibi bir adam. Ya adam gibi de para ver. Dükkana baksın sen, kendine bak. Neyse boş ver. Öyleyse benim için daha zor. Ha ne oldu? Şu senin sözünü ettiğin tablolar hala duruyor mu? Sen ciddi misin? Şimdi valla duruyordur herhalde. Hani paran yok seninle? Yüklü bir ödeme aldım yani. Bir araştır istersen. Gidip beraber bakarız ha.
Bak kardeşim benim. Ben hemen bir gidip bakayım ha. Tamam. Ha bana bak. Ha. Ne? Akşama yemeğe geliyorsunuz değil mi? Tabii tabii geliyoruz. Kimseye söz etmek yok. Tamam tamam hadi. Bulaşık makinesi büyük rahatlık. İyi ki almışsınız. Taksitle mi aldınız? Yok peşin. Ha. Para varsa en iyisi o tabii. Yok canım. Enflasyonun böyle olduğu bir ülkede borçlanacaksın kardeşim. Evet. Taksitle almak en iyisi. Ya paran varken niye borçlanıyorsun ki? Paraya para kazandırmak için tabii. İnsan ne zaman paran var der ki? Ya. Nasıl ablacığım? Yani paran yok değil ama yiyemiyorsun. Yani istediğin gibi yiyemiyorsun çünkü hep bir yeri var. O paran var anlamına gelmiyor. Bak bana göre kiranı ödüyor musun? Mutfağı çevirebiliyor musun? Gerisini yiyeceksin. Çatır çatır yiyeceksin kardeşim ya. Bugün var yarın yok. Değil mi ya? Para yedikçe zevk vermez. Artmayan, azalan bir parayı yemek keyif bozar bana sorarsan. Bir de yemek var, yemek var. Nasıl senin yani? Yemek dediğin gezmek. Benim yemek dediğim yatırmak. Ev alırım, arsa alırım. Ya yemek değil ki o. İşte senin yemekten anladığın da benim yemekten anladığım başka şeyler zaten. O bence paranın nasıl kazanıldığıyla ilgili. Yani kolay kazanılan para kolay yenir. Bir 40 yılda biriktirdiğim bir parayı harcamak var. Bir de piyangodan çıkan bir parayı harcamak var. Piyangodan para çıkana kadar öyle düşünürsün. Sonra para cebine girdi mi o da 40 yılda biriktirilmiş para kadar harcaması zor hale gelir. Ya bu iş adamına göre değişir. Bak mesela Esen, ha? Belki o kolay harcayacak cinsel değil. Her şeyin bir ölçüsü var tabii. Ahmet abimi alın. Elinde para oldu mu istediği gibi harcar. Ama şimdi bak ne elinde var ne avucunda. Değil mi? ya sorun para için hayatını zehir etmemek. Sorun uzayda değil mi? Keferin cebi yok ki. Değil mi? Vallahi haklısın Ahmetciğim. Değmez. Çekil. Sağ olun. Sende de bir değişiklikler var ha. Ha ne bileyim bir rahatladın, bir hafifledin. Niye? Belki de paranın harcanmakla daha güzel olduğunu anladın. Öyle değil mi Aylacığım? Baktı ki zengin olamayacak. İyisi bir yiyir diyor. Bu seni var ya bu seni. Tam şuna baksana. Böyle cins tüccar olur mu ya? Ne var? Yıldırım Genç'te lisans aldığımız sene. Herhalde bir 20 sene falan oldu değil mi Selim? Selim sağ açıkta oynuyor, ben de sol bekteyim. Hiç unutmuyorum, Kledibi ile maçımız var, hatırladın değil mi? Maç 2-2 beraber. Yok 3-3. 3-3 her neyse işte. Selim topla ceza sahasına girdi ve düştü. Hakem tut anında penaltıyı çaldı. Bu yerden kalktı, bir şey yok ama surat iki karış. Ne oldu dedi? Kendim düştüm diyor. Hoşver dedi, hakem penaltıyı verdi. Bu hala... Kendim düştüm diyor. O sırada bizim ayı Kazım var, penaltıyı o kullanacak, hazırlık yapıyor. Selim onun bu lafını duydu, böyle geldi kulağına eğildi, sus. Bunun aldırdığı yok. Ben bunu tuttum, kolundan kenara doğru çekeceğim, bu kolundan ayrıldı. Hakeme doğru gidiyor. Hakemin yanında geldi. Kendim düştüm. Hakem bana böyle yan gözden bakıyor. Duymazdan geliyor ama bir taraftan da. Hakem neyse atışı yaptırdı. Ay Kazım geldi arkadaş topa. Bir vurdu. Top aynen üstten yukarıdan dışarı. Baş 3-3 berabere bitti. Ay Kazım bir sinirlendi geldi. Bir okkalı tokat indirdi Selim'e. Hiç bilmiyordum bu hikayeyi. Zaten şu futbolda nasıl oynamışsın anlamıyorum. Hiç yakıştıramıyorum sana. Selim abim dürüst insan valla. Yo o kadar dürüstlük ve enayilik mi? Onu bilemeyeceğim doğrusu. Ayı Kazım'la kaçırdığı penaltının hırsını senden aldı. Hiçbiri değil kardeşim. Bu adam ceviz. İşte bu kadar. Ama namuslu bir ceviz. Salsa bu. Salsa yansı. Geceydi. Yoruldum. Ya çok da eğlendik ama. Selim. Hı. Üst üste çok harcama yaptık diye sen de insanlardan biraz utandın değil mi? Bulaşık makinesi, yeni eşyalar, ev almaya kalkışmamız. Hele her şeyi bilseler. Neyi bilseler? Yani son zamanlarda işlerin çok açılıyor onu diyorum. Biz de çok alışveriş yapmaya başladık eskiye göre yani. Bunda utanılacak bir şey yok ki. Ama itiraf et, sen de rahatsız oldun ki televizyonu taksitle aldığını söyledin. Halbuki peşin aldık, öyle değil mi? Canım bunda bir namussuzluk yok ki. Eser her şeyin taksitle alınmasından yana ya. Yine öğüt vermeye kalkışmasın diye öyle söyledim. Namussuzluk değil miyim Selimciğim? Senin gibi namuslu adam var mı? Tamam, bir dakika. Herkes onu söylüyor. Thank you.
Vicdanım yok. Allah Allah, nereye gitti bu? Maaşımı da yeni almıştım. Allah Allah. İmdat, imdat. Cüzdanım yok. Galiba hırsız var burada. Lütfen kapıları kapatın sakin memur bey. Lütfen. Sakin maaşımı ol. Yeni almıştım. Evet, ne bileyim ben, biraz evvel baktım çantamdaydı. Şimdi yok, kahverengi bir cüzdan. Tamam, sakin olun. Kimse dışarı çıkmasın. Süvari içer. Gemimizde bir kaptı kaçtı olayı oldu. Seyir halindeki gemide yanaşmamızda arama talep ediyorum. Evet beyler. Hiç kimse bu salonu boşaltmasın lütfen. Yanaşacağımız ilk iskelede polis arama yapacak. Hanımefendi, koltuğun altında bir şey var, sizin mi acaba? Aa, benim cüzdanım bu. Sayın bakalım, tamam mı? Aha, Allah aşkına, hepsi tamam. Siz ilk önce kendinizden emin olun, ondan sonra başkalarını suçlayın. Sen ne diyorsun be kadın? Bu çanta boşu boşuna açılmadı. Bu cüzdan da kendi kendine oraya uçmadı. Bu da bizi işimizden edecekti. Madem ki o kadar değerliydi, neden sahip çıkmak? Sus be, terbiyesiz adam sen de. Ne malum sizin yapmadığınız, işinize gelmeyince fırlatıp attınız. Memur bey, ben bu kadından şikayetçiyim. Bu kadar insanı hırsızlıyor ya. Ayıp değil mi ya? Bu namuslu insanları, sabah sabah işine giden insanları zan altında bırakmak utanmıyor musun? Tamam, sana terbiyesiz adam. Tamam, sizin de cüzdanınız bulundu. Uzatmayın artık. Canım. Sıkı yönetim kalktı. İsyan çıkabilir. Hayırlı işler. Merhaba. Mallar aynen duruyor oğlum. Daha orada yatan hasine hiç kimse uyanmamış. Hadi gidiyor muyuz? Ne o? Neyin var? Hasta mısın sen? Yok, iyiyim. Sen soluksun. Yani keyfin de yok sanki. Bana bak Selim, bu işe canını sıkmıyorsun inşallah, ha? Yok canım. Ne oldu şimdi, alıyor musun tabloları? Beraber almıyor muyuz? Sen vaz mı geçtin yoksa? Hayır, vazgeçmedim. Sen istiyorsan, gidip bakalım istersen. Paran mı yok senin? Ya, para mevzu değil yani, ne bileyim. Yani sen istiyorsan, hadi. Tamam. Öğle tatilinde gidelim istersen. Boş ver, yürü. Kapatacağım zaten. Hadi. Hadi gidelim.
Nasıl? Hı? Bence müthiş ressammış. Şu karanlığın netliğini görebiliyor musun? Selim! Selim! Oğlum! Selim! Selim! Ne oldu? Ya. Selim! Tamam, tamam. Tamam, tansiyonu düştü sadece. Kalk, tamam. Şey, yok bir şey. Geç. Yok ya, şey yap, hiç merak etme. İyisin değil mi? Şimdi alıyor musunuz yani, tamam mı ki? Bana sorarsanız iyi tablolar aldınız. Değeri bu kadar yani. Belki meraklısı biraz daha fazla verebilir ama pek fazla da hayal kurmayın yani. Adamın iyi tüccar olduğu belli. Hem de yetenekli bir tüccar bana sorarsan. Rus değil mi? Rus. Hayır, imzası Rus imzası. Peki. Neden tüccar? Çünkü baksana bak, fırça darbelerinden belli bu. Seri işe bakıyor. Peki tüccar olması kötü bir şey mi? Yok, hayır ama satılmak üzere yapılmış resimler kazanç için yapılmamış resimler kadar para getirmez lan. Bu onlardan değil. Konuşmayı sürdürürsem daha çok para isteyeceksiniz siz. Yok canım, ben sadece bunların değerini istiyorum yani, başka bir şey değil. O kadar. Hemen ödeyebiliyor muyuz? Şey, yarın. Merhaba Selim abi. Ya mutfağın sigortası attı, kardeşim de evde yok. Öylece kala kaldık annemle. Bir bakabilir misiniz? Sigorta teli var mı? Hı? Elektrik teli. Ay bilmem ki, şu kutuda bir şeyler var ama ben hiç anlamam. Bir bakar mısın Selim abi? Selim abi, dükkanınızı çok beğendim. Yine geleceğim. Annem de gömleği çok beğendi. Ay size çok zahmet oluyor vallahi. Çok teşekkür ederiz. Geçmez misiniz, bir kahve yapayım? Yok sağ ol. Başka bir zaman. Annene selamlar. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Selim, saat 8'e geçmiş. Vapuru kaçıracaksın. Vapurla gitmiyorum. Niye? Kalabalık oluyor, yorucu. Onlar ötürecek daha zor. Dükkanı yarım saat geç açıyorum oğlum. Bir zaten o saatte müşteri falan da olmuyor. Sen bilirsin. Vapuru bulmanın ne olacak? Boş ver. Zaten bize bir araba lazım diyorum artık. Yaşasın babacığım, alalım. İnanamıyorum. Geçen yıl bu yüzden bir hafta küs kalmıştık. Arabaya ne lüzum var diyorduk. Bozdurmak istiyorum. Dolar bozduracağım. Zenginler hep alçak sesle mi konuşurlar acaba? Baksana etrafa. O ne kadar güzel bir yer. Ah Selim. Hayatımız birden ne güzel değişti. Kızmazsan eğer sana bir şey söyleyeceğim. Sadece kendimi rahatlatmak için. Niye bu kadar çok para harcıyoruz? Daha doğrusu nasıl oluyor bu? Bir banka soydum. Selim lütfen. Şaka etmiyorum ben. Merak ediyorum. Bir bankayı soydum. Çok para. Onu yiyoruz. Seninle de konuşulmuyor. Niye inanmıyorsun? Selim. Canım eskiden neyse yine oyuz. Değişen bir şey yok. Sadece şu. Daha önce böyle yaşayacak paramızın olduğunu hiç düşünememiştim. Ama nasıl olur? Para ya vardır ya yoktur. Alacaklarımı birden tahsil ettim diyelim, tamam mı? Sen perakendecisin, alacağın nasıl olur ki?
Borç mu vermiştin? Bununla niye bu kadar ilgileniyorsun? Bilmem. Gerçekten çok mutluyum. Ama içimde bir huzursuzluk var. Korkuyorum. Korkma. Bu durumun geçici olacağından korkuyorum. Bak şöyle bir etrafına. Kimse korkuyor mu? Çok mutluyum. Hayrola, neyin var? Sorma. Tablolar. Kusura bakma Zeynep, hepsi benim yüzümden. Tam üç yere gösterdim. Üçü de tabloların çok yeni olduklarını söyledi. En kötüsü bir tanesi tabloları o boruk antikacının bizzat kendisinin yaptığını söyledi. Sahtekar herif. Götürüp geri verelim. Gidip o dükkanı yerle bir edeceğim. Geri verelim. Almaz ki geri. Almaz tabii. Antik olduklarını iddia etmedi. O iddia sana ait. Olsun. Lan Rus dedi. Bu boktan resimleri ben yaptım kardeşim dedi mi? Demedi. Adam o kadar uyardı. Enayilik bizde. Canım senin bir suçun yok. Bütün suç benim. Gitti paralar. Ne olsun. Gidip yerle bir edeceğim o dükkanı. Üstelik polisle beraber götüreceğim. Ulan sahtekarlık değil mi bu yaptı? He? Sahtekarlık değil mi? Boş ver. Polis falan karıştırma şimdi. Günah adamı. Olur mu? Karşısında polisi. Hatta televizyon kameraları görsün anlar o zaman. Ben halledeceğim bu işi. Dur. Böyle sinirle bir şey olmaz. Gidip beraber bir konuşalım. Sonuçta siz antikacısınız. Sattığınız mal eski olmak zorunda. Evladım zaten bizim sattığımız bütün mallar her zaman eskidir. Sizin resimlerinize gelince verdiğiniz paranın tam karşılığıdır. Daha fazla etmeyeceğini ben zaten size söylemiştim. Tamam peki. Geri veriyoruz, iade ediyoruz. Paramızı geri istiyoruz. İmkansız, iade yok bizde. Ancak o malları bana yeniden satabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Tamam, öyle yapalım aynı hesap. Ama unutma ben bir eskiciyim. Ancak değerinin altında alırım bir şeyi. Yani? Yani verdiğiniz paranın üçte bir fiyatına geri alırım tabloları. Lan bu düpedüz tam bir dolandırıcılık be. Hayır, ticaret eskiciliğin ana kuralı. Eski malı eski fiyatına alıp meraklısına kendi değerinden satmak. Bunda polisiye hiçbir durum yoktur. Polisiye olan işin diğer tarafında. Size o resimleri kimin yaptığını bildiğimi söylersem? Hiçbir şey değişmez. Yaptığınız resimleri antika diye satmak suç değil mi? Ben size antika mal satmadım. İki tane resim sattım. Şu yaptığınız dürüst bir ticaret mi? Hiç şüphen olmasın öyle. Para için bu kadar düzenbazlık değmez beyim. Bunun hesabını vereceksiniz. Hani nerede? Nerede? Atölye nerede? Ha? İmalathane nerede? Ahmet, tamam hadi. Ya hemen sevdim o tabloları. Allah aşkına yürüyün. Bırak ya tamam. Dursun. Ne yapalım? Ne diyor be? Ha bak işim falan var. Bu kadar sahtekarlık tamam. Gördüm hayatım. Ya iki tane tablo mu oldu? Sen ne yapalım? Ya takma kafanı. Neyse ya. Tamam. Hadi. Bir şey söylesene be abi Allah aşkına. Seni silahla soyduğumu söylüyorlar abi. Bir şey söylesene be Selim abi. Ne olur be abi ayar. Tutuyorlar seni. Bu müdür dükkanınızı soyan? Güzel abi bir şey söyle. Ben sana ne yaptım ki be abi? Senin yaptığın hırsızdan da beter. Pezevenk şu an. İnsan ekmek yediği yer. Yerine ver güzel abi. Ne yaptım ben sana be abi? Selim abi bir şey söylesene abi. Ben sana ne yaptım be abi? Ne olur be abi. Bir şey söyle abi. Bu müdür dükkanınızı soyan? Bir şey söyle be abi. Abi. Ne diyorsun sen abi? Tamam. Abi ben sana ne yaptım be Selim abi? Ben sana ne yaptım be? Neyse tamam olmuş bir kere. Önemi yok. Boş verin. Önemli olmaz olur mu? Silahlı soygun yaptıysa Selim sizin affetmeniz yetmez. Selim abi, hadi kardeşim. Tamam, bu işi karakter. Selim abi, ne oluyor? Selim abi, bir şey söylesene. Hadi Selim, hadi. Yürü dedim sana, yürü. Ben bile yokmuş ki. Ayrıntılı olarak anlatın lütfen. Anlattım ya. İşte öyle komiserim. Yani... Nasıl soyuldu? Soyan bu mu? Sanki hiç emin değilmiş gibi konuşuyorsunuz. Silahı var mıydı? Tek tek anlatın, zabıt tutacağız.
Söylesene ya, anlatsana. Söylesene Selim abi. Bir şeyler... Önce siz bana şunu söyleyin. Sizin dükkanınızı soyan delikanlı bu muydu? Evet. Ne uyduruyorsun sen Selim abi? Gidin aileme sorun, anneme sorun. Ben işten ayrıldıktan sonra İstanbul'da bile değildim komiserim. Sus, sus, sus evladım sus. Sonra sana da söz vereceğim. Sus, sus. İşten attıktan bir süre sonra dükkana geldi ve soydu. Selim abi. Silahlı mıydı? Evet, tabanca. Tabanca. Siz orada mıydınız, gördünüz mü? Yok, ben tam olarak görmedim. Selim anlattı. Ama hemen içeri girdim tabii ben de. Beyefendi, son defa soruyorum. Elinde silahı var mıydı? Hatırlamıyorum komiserim. Bakın ben şikayetçi falan değilim. Öyle şey olur mu beyefendi? Eğer olayda silah varsa sizin şikayetçi olmamanız bir şey değiştirmez ki. Hem silahı varsa nasıl hatırlamazsınız? Söylesene Selim artık hadi. Selim abi. Silahla soydu. Galiba abi, hayırlı olsun. Keşke baba da gelseydi. Böyle kaçar gibi tatile çıkmak da zevkliymiş aslında. Hele arabada olunca. Niye kaçalım ki? Aa, anne kuzulara bak. Oo. Gideceğimiz yeri buldun mu? Bilmem. Bir kıyıya. Dükkan iki gün kapalı kalacak. Kalsın. Yaklaşma kızım, yaklaşma. Çekil karalar. Asmacığım yaklaşma kızım. Deli hayvan bunlar. Hepsi katil. Hele şu azılı katil. Adamın gözünü oyarlar. Bunlar dövüş horozları. Ben yetiştiririm bunları.
horoz mühendisiyim. Buradan Bursa'ya kadar herkes tanır beni. Sor söylesinler horozcu kör Ali diye. Sadece yetiştirmek değil, ameliyatlarını da ben yaparım. Bakın şu kırçıllı horoza dün gece gırtlağını kısalttım. İltihap kapmış. Kırçıl. Horozlar niye kavga ediyor? Kavga değil kızım, güreş. Horozların sporu. Ne sporu be abi, ne sporu? Ölümüne dövüşürler. Niye? Para be kızım, para. Bu işte çok para dönüyor. Horozlar mı alıyor bu parayı? Yok be kızım. Horoz ne yapsın parayı? Küçücük kursak. Amcalar işkembelerini doldursun diye. Kalkoz anne. Baba kalkoz anne demek? Haydi şu somunu verir misin? Baba kalkoz anne demek? Sahte para basanlara denir. Sahtesini nasıl yapıyorlar? Paranın benzerini yapıyorlar kızım. Niye sahtesini yapıyorlar? Kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı? Sağ ol. Lastik patladı da onu değiştirdim. Bu yakınlarda lastik tamircisi var mı? İlk gün hemen çıkışında 2 kilometre ötede. Pazara mı? Yok kesime. Hayvanlarda bir hastalık başladı. Bunlara da bulaşmadan etçiye verdik gitti zararını. Kasaba mı? Yok fabrikaya. Çocuk fabrikasına. Hasta diye mi kesecekler? Yok bizimkilere daha bulaşmadı. Ama verdikleri para hasta hayvan parası bile değil. Ölü hayvan parasına verdik vallahi. Neyse. Hadi size iyi yolculuklar. Sağ ol. Kuzuları kesecekler. Çok soru soruyorsun kızım. Hadi gidiyoruz. Canım sıkkın. İstersen dönelim. Gazete gelmiş mi gidip bakayım. Esma? Sabah Anadolu Piyasası yanlarında kıyıya vuran cesedin geçtiğimiz saat çalıştığı bankanın kasasında 450 bin dolar kayıpları karşı ait 37'ye ait olduğu belirlendi. Polis otopsi raporunu intihar ihtimalini güçlendirdiğiniz bir açıklama yapmanı erken oldu. Gidelim mi? İstanbul'a mı? Gazetede kötü bir haber mi okudun Selim? Selim, kötü bir şey yok değil mi? Yok, ben gidip arabaya getireyim. Esma! Anneciğim, ne olur? Hayır Esma'cığım, ısrar etme götüremeyiz. Hem apartmanda nasıl bakacağız? Affet kızım. Neden peki? Çok dayak yedim. Beni nasıl çıkardınız? Çok korktum. Ben de. Ama ben size ne yaptım? Benim bir suçum yok ki. Bu ne?
senin. Niçin? Para her yarayı kapatır. Sonra çaldı diye suçlayacaksınız. Uğraşmayın benimle, istemem. Soygundan senin payına düşen bu. Olanları ve beni unut. Dükkanın oralardan da geçeyim deme. Seni hep suistimal ediyormuşum gibi geliyor bana. Yani sana karşı hep suçlu hissediyorum kendimi. Hayrola? Yeni antikalar var galiba. Aile geceleri bu tablolardan korkuyorum. Kaldır şunları Allah aşkına Selim diyor. Ulan sahtekar antikacı. Bir de bize hayat dersi vermeye kalktı ha. Hayat dersini almamışa benziyorsun. Anlaşılan yeni bir proje var. Ha. Evet. Yeni bir proje var. Ama bu seferkinin seni pek ilgilendireceğini zannetmiyorum. Çünkü bu bir çok para kazanma projesi. Ha? Senin gibi parası olmayan birine göre değil. Evet. Ya, artık yeter senin. Artık ben de para kazanmak istiyorum. Tarihi eser içine giriyorum. Tamam, sakın itiraz etme, kafama koydum. Zaten antikacılıkla tarihi eser ticaret arasında bir fark yok ki. Ama bu açıkça... Açıkça hırsızlık diyeceksin, değil. Sahipsiz bir malı ticari bir mala dönüştürmekten başka bir şey değil. Üstelik tarihi esere bir zarar gelmeyecek. Tamam, sen kararını vermişsin. Bana niye anlatıyorsun ki? Kanunsuz bir iş belki, tamam. Ama bir günah yok. Kimseye bir zararı yok. Ne fark eder? Ne fark eder ki? Ha, bir mezar taşı eksik, bir mezar taşı fazla. Oğlum ne fark eder ki? Sakın beni karıştırma. Yok, yani ben baştan söyledim, sana göre değil dedim. Ben sadece bilmeni istedim. Arkadaşın yakında milyarlarla oynayacak oğlum. Ha? Buyurun. Kısa kollu beyaz gömlek istiyorum. Kaç numara? Bir numara. Ha, ama düğmesiz yaka olacak. Maalesef düğmesiz yaka yok, bu var. Fiyatı ne? 2800. Tezkereye ne kaldı? 2,5 ay. Aa, pis bile. Evlilde misin? Yok, hayır. Sahil korumadayım. Hı. İyi günler. Güle güle. İşte seni bir gün enseleyeceklerden biri. Kalkma, bana bir şey olmaz. Kaçakçılar birbirlerini ihbar ederek ayakta dururlar oğlum, biliyorsun. Para risksiz kazanılmaz oğlum. Biliyorsun. Hadi eyvallah. Dalgın. Merhaba. Merhaba. Yemek yedim. Ben de biraz çarşıları gezdim dedim. Fakat her şey o kadar pahalı ki Selim abi, sadece bakabildim. Bugün hava yapışmış. Buna bayılıyorum işte. Ay, ay çok güzel. Hiç denedin mi? Ay nasıl deneyeyim? Baksanıza etiketine. Dene. Şimdi mi? Beraber. Uzun sürmez. Selim abi. Nasıl oldu? Güzel. Ay, sizi çok açtı bu. Ay, çıkarayım bari. Teşekkürler, olmadı. Beyefendi olduğunu söyledi ama. Hatta parasını bile ödedi. Çok teşekkür ederim. Millette ne abiler var ya. 4 abim var, 4'ü de en iyi dayak atmasını biliyor. Ne abisi kızım? Karı bulmuş zengin herifi yiyor. Ama abi dedi. Abi dediğine göre adam evlidir. Ve bu da adamın karısını tanıyordur. Yapma ya. Vay orospu vay. Olsun, ben gene de çok mahcup oldum. Ben geç kaldım. Bir yere daha uğramam lazım. Hoşça kal. Selim abi, tekrar çok teşekkürler ama aramızda, tamam mı? Ha, affedersiniz. Bir şeyiniz yok ya. Tamam, yok bir şey.
Hayırlı işler. Süveter gibi bir şey bulunur mu sizde? Acaba nerede bulabilirim, bir fikriniz var mı? İyi günler. Selim, bunlar bir servet. Hakiki mi bunlar? Babacığım, parka çıkalım mı? Çok yorgunum kızım. Ama ben jimnastik de yapmıyorsun. Çok yorgunum. Bak midem de ağrıyor. Midem mi ağrıyor? Öğle yediklerimi hazmedemedim herhalde. Selim. Çok huzursuzum. Bunları nasıl aldın? Sana bir sır vereceğim. Ama babam dahi bilmeyecek, tamam mı? Kaç zamandır sana söylemek istiyorum ama bir türlü fırsat olmadı diyelim. Bundan bir süre önce bana lotodan yüklüce bir miktar para çıktı. Ama sen hiç loto oynamazsın ki. İşte ilk kez oynadım ve onda da çıktı. Peki ne kadar? Çok. Ne kadar? Canım çok işte. Ya bunda üzülecek bir şey yok ki. Sevinmen lazım. Ben sana mücevherler alıyorum, sen kalkmış beni sorguya çekmeye çalışıyorsun. Selim, doğru değil mi? Demek bütün bu harcamalar... Gizlemekteki amacım aslında... Haklısın canım. Duyan kuş ağrısı. Tedirginliğim buydu demek. Ay ne sabırlı adamsın. Ben olsam, ölsem içimde tutamazdım. Önce bir ev alalım hemen. Parayı tahsil etmemek lazım. Nerede paralar? Bankada mı? Hı hı. Sen rahatsızsın bu paradan Selim. Ya niye rahatsız olayım ki? Parayı harcayıp bitirmek istiyorsun. Kurtulmak istiyoruz. Sana bu konuda yardımcı olacağım. Yarın sensiz gitmeyi hiç istemiyorum. Nereye? Adaya gidiyoruz ya, sen de gelsene. Yok, ben gelemem. Dükkanda sayım yapmam lazım. Ne şanslısın Selim. Ne şanslıyım. Hadi kızım, 11 vapurunu kaçırırsak gidemeyiz, döneriz ona göre. Termos aldın mı? Aldım çantada. Gel kızım. Arabayı deniz kereye bırakayım istersen. Boş ver, sen yorulma. Bir taksi atlar gideriz. Taksi parasını düşünecek değiliz ya. Kayboluyor. Siz çıkıyordunuz galiba. Aile ablalar yoklar ha? Adaya gittiler. Siz gitmediniz mi? Ay, ada çok güzeldir şimdi. Dükkanda işim var. Mal sayımı. Sıcak. Ben de sizi tutmayayım. Bu koltuk yeni mi? Ben bunu ilk defa görüyorum. Ne güzel koltuk. Derin.
Bu Helen'in deri koltukları. Büyük adaya mı gittiler? Hı hı. Ben de kalkayım artık. Selim abi, elbise için teşekkürler. Selim abi, Selim abi. Şimdi kalkmıyorsunuz ki. İki dakikayla kaçın. Sinir. Borcun ne kadar? 750.